Sevgili Ahmet Spor büyük taraftarları, sevgili yönetim kurulu üyelerimiz, hazırda bulunan bütün misafirlerimiz ve basın emekçileri, herkese hoş geldin diyoruz. Tabii önemli günlerden geçiyoruz. Çok önemli günlerden geçiyoruz. Tarihi bir gün daha yaşıyoruz. Tabii biz bu süreçte birinci lige çıktığımız zaman bu yaşadığımız heyecan devam etmekte. İçimizdeki ruh, o enerji devam etmekte. Biz birinci lige çıktıktan sonraki Süper Lig hedefimizi en iyi şekilde nasıl bir hocamızla çalışabiliriz düşünüyorduk. Tabii Ersun Hoca'yla temasa girdik. Sağ olsun Ersun Hoca'nın da yakın ilgisi, görüşmelerimize başladık. Neticesinde çok önemli bir anlaşma, sözleşme yapıyoruz. Tabii bizim Ersun Hoca'daki tercihimiz her şeyden önce örtüşen hayat felsefemiz, örtüşen spor felsefemiz, örtüşen yaşam ideolojimiz, bunların birleşmesi sonucunda Ersun Hoca'nın da Ahmet'e, Ahmet Spor'a olan yakınlığı izleniminden kaynaklı bir netice çıktı ortaya. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz Ahmet Spor bir duruştur. Ahmet Spor önemli bir hikayedir Türkiye'de. Biz bu hikayenin ve bu projenin uzun vadeli olmasını düşündüğümüz için Ersun Hoca'mızı tercih ettik. Çünkü Ersun Hoca futbolumuzda, ülkemizin futbol hayatında kendine göre bir devrim yaratmıştır. Futbol anlayışıyla bir devrim yaratmıştır. Bizim için başarı mutlaka ve mutlaka önemlidir. Ama önemli olan bir takımın sürekliliği ve devam edilebilirliğidir. Bu sebepten biz bunu altyapısından tutun, tesisinden tutun ve Süper Lig aşamasındaki bütün kısımlarıyla ilgili bir çaba içinde olacağız. Bizim sizlerden, taraftardan, halkımızdan tek istediğimiz bu Ahmet Spor'a ve Ersun Hoca'mıza zaman tanımak, bizlere zaman tanılması ve bu zamanı biz en iyi şekilde değerlendirip uzun olan yolumuzda başarılı, başarılarla dolu bir sürece girmiş bulunmaktayız. Siz sabır göstereceksiniz. Biz de size layık olmaya, bu halkın bir hizmetkarı olarak sizlere layık olmaya çalışacağız. Bu taraftar Ersun Hocam da belirttiği gibi gerçekten sizler her şeyi hak ediyorsunuz. Biz bu emeği vermekten mutluluk duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Biz elimizden geldiği kadarıyla gecemizle, gündüzümüzle bu Süper Lig hedefini gerçekleştirmeye çalışacağız. Yolumuzda, ligimizde çok zor. Çünkü bu süreçte yani şampiyonluğa oynayacak takım sayısı da fazla. Ama siz de bildiğiniz gibi geçen seneki grubumuz da Şampiyonlar Ligi gibiydi. Olsun, biz zoru seviyoruz. Çünkü zoru başarmak daha güzel bir şey. Burada hepinize teşekkür ediyorum. Sözü de Ersun Hocama bırakıyorum. Ersun yalla! Ersun yalla! Ersun yalla! Ersun yalla! Ersun yalla! Ersun yalla! Sayın Başkanım, değerli Uzatın Muğla Bey'de basının değerli emekçileri ve sevgili taraftarlar,
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bizi bugün bu araya bir araya getiren en önemli faktörleri aslında başkanımız satır aralarında da vurgular yaparak belirtti. Futbol hepimizin ortak değeri, futbol hepimizin ortak sevgi, futbol hepimizi birleştiren bir öge. Futbolu hepimiz severek ve inanarak yaklaşıyoruz. Bugün bizi bir araya getiren en önemli araç futbol. Ama sizi bir araya getiren en önemli şey ise bu futbol olan tutkunluğumuz. Biz futbolu sahanın içinde kalarak, sizlerle birlikte, yönetimle birlikte, medyamızla birlikte başarıya götürmek için kenetleneceğiz. Bu kenetlenmeyi güçlü bir duruşla, güçlü bir iradeyle ortaya koyup sahadan zaferlerle ayrılacağız. Bu ortak gücü ortaya koymak için hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. Futbol ortak tutkumuzsa, futbolu biz ortak tutku olarak belirlediysek, futbolun içinde kalmayı becererek, futbolun içinde, çizgilerin içinde kalmayı becererek rakiplerimize üstünlük sağlayacağız. Dolayısıyla bugün her şeyiyle hak eden, bulunduğu konjektürüyle, temsil ettiği değerleriyle, Türkiye'mizin çok önemli bir parçasının Süper Lig'de olması hepimizi mutlu edecek. Süper Lig'de olmak hepimizin hakkı, hepinizin hakkı. Uzun yıllar bundan setirecektiniz. Şimdi bir marka olarak burada bulunmak hepinizin hakkı. Hepimiz buna katkıda bulunmak için bu ortak değerlerimizi birleştirip hep bir olup o biri de orada temsil etmeye çalışacağız. Bunun için öncelikle yönetim kuruluna bu ortaya koydukları heyecanları, bu ortaya koydukları değerleri yüzünden çok çok teşekkür ederim. Gerçekten büyük bir heyecan yarattılar. Hepimiz de bu heyecanı tetiklediler ve hepimiz de çok heyecanlıyız. Tabii burada hepimize önemli bir görev düşüyor. Başta taraftarlar olmak üzere. Futbol hepimizi birleştiren, hepimizin ortak değerlerini oluşturan önemli bir unsur. Bunun içinde kalmaksa başarının en önemli anahtarı. Sayın Başkan'la yapmış olduğumuz tüm mütalalarda ve yönetimle yaptığımız görüşmelerde bu bizim olmazsa olmazımız. Bugün eğer bu saygınlığı kazanmış ve bu saygınlıkla bu lige gelmiş ve bu ligin ötesini planlayan bir takım içinse olmazsa olmaz bir hedeftir. Arkadaşlar, şu andan itibaren bu takımı ve Ahmet Spor'un bir üst lige çıkması için hepimiz görev aldık. Yani burada teknik direktör, başkan, yönetici hiçbirimizi birinden ayırmıyorum. Medyamız, taraftarımız, dışarıdaki taraftarımız, sahaya gelen taraftarımız, herkesin bir olarak burada Ahmet Spor'u halayık olduğu yere çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Ve sonunda da bu başarıyı kazanacağız. Teşekkür ederim. Oğlum soru var. Bana kim hocam? Savunma yapmaz, savunma yaptırır. Hocam. Ama Spor savunma yapmaz, savunma yaptırır. Hocam Caner Erkin. Yok yok, o yaşını getirmeyin. Hasarlı ulaşamayın. Şimdi biliyorsunuz ki herkesin büyük bir heyecanla, aslında bizim de büyük bir heyecanla beklediğimiz o çalışmalar başlayacak. Bugün bu resmiyeti kavuşturduktan sonra yönetim kurulumuzda zaten belli istişarelerde bulunduk. Biraz sonra belirli listeleri oluşturup onların üzerinde çalışacağız. Ama şuna emin olun ki Ahmet Spor'a layık her oyuncuyu buraya getireceğiz. Arkadaşlar transferle ilgili sorularımızı soruya bırakalım. Çünkü transfer komitemizin çalışması devam ediyor.
bunu biraz gizlilik temelinde yaptığımız için başka birkaç sorunuz varsa alabiliriz. Bakaya beni de getirin ha. Şöyle yapalım mı? Hocam yani pardon. Soru soracak olan arkadaşlar kendini de tanıtırsa hocamıza hani hangi kurumdan olduğunu daha iyi olur. Şu arkadaşlar. Ben hocam merhaba. Hoş geldiniz. Ben Taşkan Mehmet'im. Benim bir sorum olacak. Ahmet Spor'la ilgili ilginç bir buraya gelişinizle ilgili ilginç bir tesadüf ortaya çıktı. Ahmet Spor'u 11 yıl sonra şampiyon yapan teknik direktör Mesut Bakal 2009-2006 arasında sizin yardımcınızı yapmıştı. Beraber çalışmıştınız. Buraya gelmeden önce kendisine takımın durumuyla ilgili görüştünüz mü onu merak ediyorum. Çok kısa zamanda gerçekleşti. Bugün takımla ilgili raporları aldıktan sonra tabii görüşeceğim. Teşekkür ederim. Evet, basın mensuplarımızdan bir sorun yoksa. Şimdi, memnun oldum. Buraya gelmeden önce arkadaşlarımızın, yönetimdeki arkadaşlarımızın yaptığı planlar var. O planlar dahilinde burada ne olduğunu, ne olmadığını az çok biliyordum. Yapılacaklar var. Yapılacaklarla ilgili sanıyorum sizi bilgilendiriyor arkadaşlar. Yönetim kurumumuzdaki yetkili arkadaşlar. Bayağı bir değişiklikler yapılacağını biliyorum. Hocam, ilk kez mi geldin? Diyarbakır'ı nasıl? Çok geldim. Gezemedim. Geldik. İşlerimiz vardı, küçük işler var. Onları hallettik. Sonra geldik buraya imza töreni yapacağız. Ama Diyarbakır'a çok geldi. Allah tabii suyumuzu, yemeğimizi hiç daha buradan gitmez. Devam Ben bunu sakızlı içinem ha, vallahi giderse. Şimdi adam uzatmaktan vazgeçiyor. Şu anda aile böyle. İmza şeyimizi de yapalım Ersin Hocam'la. İmza varken buraya doğru bakarsanız hocam. Sayın Başkan. Başkanım.